Prenses ve Bezelye. Bir zamanlar güçlü bir krallık varmış. Krallığın yöneticisi kraliçe hep istediğini elde edermiş. Tek oğlu olan veliaht prensi çok sabredermiş. Prense her şeyin en iyisini sağlarmış. En iyi giysiler, gurme yemekler, eğitimi için en iyi öğretmenler ve daha birçok şey. Prens bir delikanlı olup evlilik çağına geldiğinde kraliçe onu odasına çağırmış. Bir prens bir prensesle evlenmelidir ama onu kendi bulmalıdır. Eşini seçerken birkaç şeyi aklında tut. Sadece yüzü güzel bir kız arama. Prenses dediğin sadece bir kralla kraliçenin kızı değildir. Hassas, zeki ve her zaman asalet sahibi olmalıdır. Daha da önemlisi, bir prenseste ilk fark edeceğin şey, gerçek bir prensesse eğer mutlaka melek gibi bir sesi vardır. Bunu sakın unutma. Çok güzel bir sesi olmalı. Melek gibi. Anlıyorsun değil mi? Prens kraliçenin bu sözlerine hak verdi ve kraliçe kendine bir eş bulması için prensin bir yolculuğa çıkmasına izin verdi. Prens hizmetkarlarıyla birlikte günlerce yolculuk yaptı ve en yakındaki krallığa ulaştı. Kralın yanına çıktı ve kendini tanıttı. Prens yakışıklı ve kibar olduğu için kral prensten memnun kaldı. Kral onu henüz evlenmemiş kızının yanına götürdü. Prens güzel prensesi odasında görünce sevindi. Bir şiir çalışıyordu ve iyi giyimliydi. Merhaba prenses. Merhaba. Prens şoke oldu. Çünkü prensesin sesi çatallaşıyordu. İyi misiniz acaba? Size su getirmemi ister misiniz? Hayır, hayır. Susamadım. Tamam. Lütfen şiir okumaya devam edin. Benim gitmem gerekiyor. Çünkü geç oldu. Sizinle tanıştığıma çok sevindim. Prens bir süre hüsran yaşadı. Ama bir sonraki krallığa olan yolculuğunu sürdürdü. Krallığa ulaştı ve kendini krala tanıttı. Kral ve kraliçe prensin cazibesine kapılmıştı. Hemen onu prensesle tanışması için davet ettiler. Prens prensesin odasına girdi. Yemek masasında oturmuş güzel prensesi gördü. Prenses yemek yiyor. Prens onu selamladı. Ama prenses ona bakmadı bile. Aç gözlü bir şekilde yemek yemeye devam etti. Prenses, siz biraz meşgulsünüz. Sizi en sevdiğiniz yemekle baş başa bırakayım. Ve prens krallıktan ayrıldı. Günlerce birçok yeri dolaştı. Ancak prens evlenebileceği bir kız bulamadı. Hayal kırıklığı içinde krallığına döndü. Ailesi onu karşıladı. Onlara seyahatinde yaşadıklarını anlattı. Ah oğlum! Ah! Ne kadar üzücü. Ama o kızlardan birini seçmeden eve dönmene gerçekten çok sevindim. Onlardan biriyle evlensen eminim hayatın çekilmez olacaktı. Prens kraliçeye hak verdi ve odasına döndü. O gece gök gürültülü bir fırtına vardı. Prens odasının penceresinden izliyordu. Kaleye doğru gelen birini gördü. Kapı çalındı. Hizmetkar kapıyı açtı. Kapıda dikilen çok güzel bir kızdı. Kızın üstünde kalın bir palto vardı ve yağmur yüzünden sırılsıklam olmuştu. Prens kızın tatlı sesini duyunca aşağı indi. Şoförüm yağmurda yolu kaybetti. Kaleye ışığınızı takip ederek geldim. Sizden rica etsem bu gece bizi kalenizde misafir edebilir misiniz? Elbette. Burada kalabilirsiniz. İzin verin paltonuzu alayım. Prens kızı kaleye davet etti. Paltosunu alırken o ana kadar gördüğü en güzel kız olduğunu düşündü. Hizmetçilerden kıza iyi bakmalarını rica etti ve durumu haber vermeye kraliçeye gitti. Kraliçe onunla birlikte kızın yanına geldi. Görür görmez kızı beğenmediğine karar verdi. Bak, o bir prenses değil oğlum. Çamurlu ve kirli elbisesine bir bak. Hem yanında hizmetçileri de yok. Ayrıca bir prenses böyle yağmurlu bir havada neden seyahat etsin ki? Ama anne, onun kadar zarif yürüyen, böyle güzel bir kız hiç görmemiştim. Kraliçe, prensin kıza aşık olduğunu anladı. Kızın bir prenses olmadığını kanıtlayarak ondan kurtulmak için bir plan geliştirdi. Onu sınava tabi tutacağım. Bu gece onu bir kraliyet yatağında yatıracağız. 10 tane lüks yatağın altına bir bezelye tanesi koyacağım.
Eğer o gerçekten bir prensesse, Bezelye'yi hissedecek kadar çok hassastır. Bunu göreceğiz. Buradan anlaşılacak. Prens annesine güveniyordu. Kraliçe hizmetkarlarına kızın yatağının altına bezelye koymalarını emretti. Prens odaya kadar kıza eşlik etti. Yatağa çıkabilmesi için bir merdiven koyulmuştu. Gece boyu kızın gözüne uyku girmedi. Kız sabah uyandı ve bir hizmetçiyi çağırdı. Ah, çok uykusuzum. Lütfen bunu prense söylemeyin ama bu çok kötü bir yatak. Sanki içinde bir tuğla vardı. Gece boyu gözüme uyku girmedi. Kızın şikayetinden prens haberdar oldu. Hemen kıza koştu. Sen gerçek bir prensessin, değil mi? Lütfen benimle evlen. Ah, bir daha bu yatakta yatmak zorunda kalmayacaksam seninle evlenirim. Prens ve prenses evlendi ve sonsuza dek mutlu yaşadılar.